Burası Hallam'ın yüksek hız test pisti. Dünyanın en hassas hizalanmış raylı sistemi. Rayların her biri 1 santimetrenin biri hassasiyetle hizalandı. Yeryüzünde bu uzunlukta bu kadar düzgün bir ray sistemi daha yok. Yarın gece bu raylar üzerinde ateşleyeceğimiz tren, raylı araçlarda yeni bir hız rekoru kıracak. Ses hızının 9 katına, başka bir deyişle 9 mag'a ulaşacağız. Tren bu hızda parçalanıp gidecek tekerlekler yerine pist boyunca kayarak ilerleyecek pekiştirilmiş çelik pabuçlar kullanacak. NASA'nın manyetik treni gibi HIP de helyumdan oluşan bir atmosferde ilerleyecek. Russ Kurtz'un açıklamasını dinleyelim. Rayların çevresine plastikten yapılmış bir tüp yerleştirdik ve içini helyumla doldurduk. Helyumun yoğunluğunun havadan 7 kere daha az olması sürtünmeyi azaltarak yüksek hızlara ulaşmamızı sağlıyor. Daha önceki testlerde 9 Mach gibi yüksek hızların normal havanın içinde çeliği bile eritecek şiddette şok dalgalarına neden oldukları görülmüş. Yanlardan gelen şok dalgaları bu gördüğünüz olaya sebep oldu. Yakından bakarsanız erimiş olduğunu göreceksiniz. Sanki çeliğin üzerinden oksijen kaynağıyla geçilmiş gibi. Dünya basını 1,5 kilometre ötedeki güvenli gözetleme noktasından sistemin çalıştırılmasını sabırla bekliyor. Artık yeryüzünün en hızlı treni ateşlenebilir. Ses duvarının aşıldığına işaret eden patlamanın seyircilere ulaşması birkaç saniye alıyor. Yüksek hızlı kameraların kaydettiği görüntülerde içinden tren geçen helyum tüpünün nasıl parçalandığını görmek mümkün. Fotoğraflarda ise trenin ardından gelen ses üstü şok dalgaları görülüyor. Enstantaneler aynı zamanda taşınan yükün hedefe ulaşmadan önce nasıl havalandığını da gösteriyor. Ama sır olarak saklanan çarpışmanın görüntüleri basına verilmiyor. Saatte 10.430 kilometre hız yeni bir dünya rekoru. Böyle bir hızla teorik olarak New York'tan Washington'a 2 dakikada gidebilecek bu trenin Amerika'yı baştan başa geçmesi ise sadece 25 dakika sürerdi. Artık jet uçakları gibi ses üstü hızlara ulaşabilen hızlı trenlerin pek yakında ulaşım aracı olarak tercih edilir konuma geçmeleri kimseyi şaşırtmamalı.